Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Arkadaşlar en sonunda beklenen tanıtım videomuza geçebildik. Tanıtım videomuzu çekmeye karar verdim. Garaj ortamında ses her ne kadar yankı da yapsa sizlere bu videoyu çekip sunmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, VKS Blazer X50 görmüş olduğunuz bu yakışıklı yaklaşık 2 aydır bende. 2 aydır kullanımdayım. Şunu öncelikle söyleyeyim. Makine iyi arkadaşlar. Nasıl değil? Eğer bir çarşıya gitmek istiyorsanız, alışveriş yapmak istiyorsanız, bir yerden bir yere gitmek istiyorsanız, sizin ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilecek bir makine. Bunun haricinde sonuçta bir 50'lik makine arkadaşlar. Bakıyorsunuz Facebook'ta, sosyal medyada arkadaşlar var. 50'lik makine alıp da 1000 aralık performans bekleyen arkadaşlar var. Ben onları hayretle izliyorum. Yani inanılmaz gereksiz geyik muhabbetlerine dönüyor bu iş. Sonuçta arkadaşlar bu 50'lik bir makine. 50 cc. Yanlış anlamayın, 50 cc. Hani bu arkadaşların yaptığı neye benziyor biliyor musunuz? Bir kuru yemişçiye gidip ben 10 liralık kuru yemiş istiyorum ama Antep'i fındığı bol olsun. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Sonuçta bu bir 50'lik motor. Ve bu 50'lik motorların hepsi de aynı arkadaşlar. Yani kimi soruyor şunu mu alayım, bunu mu alayım? Arkadaşım, gözüne ne hitap ediyorsa, hangi motor hitap ediyorsa, fiziksel anlamda söylüyorum, hangi motor kafana yatıyorsa onu al. Yani gidip soruyorsun, diyorsun ki ben hangisini alayım, bana neyi tavsiye edersiniz? Sana herkes ne yazıyor? Kendi kullandığı motoru tavsiye ediyor. Bu kadar basit. Sen de git, gez, dolaş, kafana ne yatıyorsa onu al. Şimdi gelelim arkadaşlar motorun özelliklerine. Motor 50 cc, iri gövdeli, oldukça benim için yakışıklı bir motor arkadaşlar. Kasasıyla bana güven veren ve bütün ihtiyaçlarımı karşılayan bir motor. Bunun yaptığı hız, ilk etapta onu söyleyeyim. Düz yolda şu an için taş çatlasın 70 arkadaşlar. Yani bakın kadran 80'i gösteriyor ama düz yolda 70'in üstüne çıkamazsınız. Yani uzun yol yapmayacaksanız eğer, zaten şehir içinde de buna gerek yok arkadaşlar. Hani benden size küçük bir tavsiye. Yani uzun yol yapmak isteyenler varsa, hani bir köyden şehre gidecek olanlar vardır. Veya balığa gidecek olanlar vardır. Uzun yol derken ancak bununla onu yapabilirsiniz. Yani şehirden şehre gidersiniz belki ama sizi yoracaktır bu makine büyük ihtimalle. Gelelim yine şimdi motorumuza arkadaşlar. Motorumuzun iki tane, bakın, şurada cebi var. İki tane güzel cep yapmışlar. Gayet kullanışlı. Burada bir tek kusur, anahtarın şuraya, şu gövdeye biraz fazla yakın yapmışlar. Ama şöyle söyleyeyim. Ben çevirirken hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Hiçbir problem yaşamıyorum. Çok da önemli bir ayrıntı değil. Onu da söyleyeyim. Bunun haricinde motorumuzu alırken koruma demiriyle beraber aldık arkadaşlar. Üstünde herhangi bir ücret talep etmeden verdiler koruma demirlerini. Bunun haricinde iki tane burada güzel LED lambası var arkadaşlar. Gayet başarılı gece. Yeterince aydınlatıyor. Yani hiçbir sıkıntı yok.
Gayet de başarılı. Ön farlar LED fakat arka lambaları maalesef LED yapmamışlar. Ancak oldukça başarılı. Az sonra size çalıştırıp onları da göstereceğim. Arkadaşlar ön disk frenler disk. Arka frenlerse kampana. Kampana. Yani klasik bir 50 cc. Yani ben frenlerini beğendim. Çok kötü değil. Arka frenler bütün 50 cc'lerde olduğu gibi biraz zayıf gibi ama zaten önce arka sonra ön frenleri sıkıyorsunuz. Yavaşlarken dikkat edin. Size rahat bir durmayı sağlıyor. O yüzden bir sıkıntı yaratacağını ben çok zannetmiyorum. Bunun haricinde burada sinyal lambaları var. Sağ sol sinyal lambaları var. Yani şeyler klasik tuşlar. Burada uzun ve kısa far var. İsterseniz bir de çalıştırıp göstereyim size. Şurada bütün 50 cc'lerde olduğu gibi kontak kilit var. Yani ne işe yarar ben de çok fazla bilmiyorum ama burada açma kapama düğmesi var, kontak kilit. Bir saniye arkadaşlar, bir de çalıştıralım. Motorun çalışması da böyle arkadaşlar. Elimde telefonu tuttuğum için size gösteremedim bir iki açılışı ama herhalde bunu bilmeyen yoktur. Şöyle göstereyim. Farlar bu şekilde LED. Geceleri bilhassa çok başarılı olduğunu tekrar söyleyeyim. Bunlar da arka stop lambalar. Bir de sinyallerine bakalım. Sağ sol sinyalleri de gayet düzgün. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bir de arkadaşlar ayna biraz bana ufak geldi. Ayna biraz daha büyük olabilirdi. Maalesef omuzlarımın arasından yanından zor zor görüyorum arkamı. Bu konuda biraz daha iyi olabilirdi. Bunun haricinde şu da bir USB için yer bırakılmış. Ortam biraz karanlık olduğu için pek gözükmüyor ama USB için bir yer bırakılmış. Oraya da USB yaptırabilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar makinede sürat konusunda suratınızı yükselttiğiniz zaman bir titreme olmuyor. Yani ben çok fazla titreme hissetmedim. Daha önce bunun bir alt kasasını kullanmış biri olarak maalesef o kasada elin üstüne çıktıktan sonra gidon titreme yapıyordu. Onun haricinde size bagajı göstereyim. Bagaj şöyle. Yani çok fazla geniş değil. Bir yarım kask yani sığar ya da sığmaz arkadaşlar. Ben kullanmadığım için buraya sadece böyle küçük eşyalarımı koyuyorum. O yüzden çok bir şey beklemeyin. O yüzden ne yaptık? Bir çanta yaptık. Arka çanta. 45 litre alıyor. Çantaya iki tane full face kask koyabilirsiniz. Yani çok rahat şekilde işinizi görüyor. Ayrıca bunun dışında şurada bir tane çubuk var. Bu çubuğa da yaptığınız alışveriş poşetlerini takabilirsiniz arkadaşlar. Göstergeler klasik. Yani çok fazla bir şey beklemeyin. Analog bir yakıt göstergesi var. Kilometre 80 kilometreye kadar hız göstergesi. Bunun haricinde sinyal
göstergelerimiz var. Onu da şöyle yapalım. Sağ ve sol gösterge sinyallerimiz var. Yani bildiğiniz klasik 50 cc ekranı diyelim. Tabii bunun dışında değişik farklı göstergeler de var. Kimisinin analog, kimisinin dijital. Daha başka söyleyeceğim makine hakkında arkadaşlar ne anlatayım? 10 inç lastikleri var. Lastikler 10 inç. Tabii biraz daha büyük olsaymış lastikler sanki daha iyi olabilirmiş. Yani en azından bir 12 inç olsaymış bence biraz daha iyi olabilirdi. Ama yine de fena değil. Ben zaten lastikleri de değiştireceğim. Siparişini de verdim. Bir Anlas lastik düşünüyorum 4 mevsim. Size de tavsiye ederim. Bunun haricinde arkadaşlar biraz yüksek olduğu için motor benim boyum mesela 1.80. 1.80'in altındaki arkadaşların ayakları tam olarak yere değmeyebilir. Onu da söyleyeyim. Yani ben 1.80 olmama rağmen ucu ucuna ayaklarım motorda otururken yere değiyor. Onu da sizlere ileteyim. Başka. Yani herhalde en çok sorulan şeylere cevap verdik gibime geliyor motorla ilgili. Yani ben bir koruma kılıfı aldım. Ne olur ne olmaz diye. Gayet de şık olduğunu düşünüyorum. Altına önce bir kamuflaj şeklinde bir koruma kılıfı, onun üstüne de 3 boyutlu koruma kılıfı koydum arkadaşlar. Eğer böyle yapmazsanız maalesef bu 3 boyutlu kılıfların altındaki koltuk maalesef kötü bir şekilde kirleniyor ve şekil alıyor. Bunu bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bunun haricinde başka. Evet arkadaşlar, yani bundan ibaret hemen hemen motordan çok anlatılacak bir şey de yok. Ben böyle küçük stickerlarla da süslememi yaptım. Bu tabii herkesin kendi zevkine göre değişir. Bu da benim kendi keyfim. Böyle ufak tefek süsledim. Benim kendimce güzel olduğunu düşünüyorum. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar, motor alınabilecek kapasitede bir motor. Tavsiye eder miyim? Evet, tavsiye ederim. Yani fiyat anlamında genelde bunlar standart fiyatlar, birbirine yakın. Bayide de güzel sıkı bir pazarlık yaparsanız uygun bir fiyata bu makineyi alabilirsiniz. Bunun haricinde eklemek istediğim herhangi bir şey var mı diye bakıyorum. Evet arkadaşlar, bunun şöyle özelliği var. Motor çalıştığı zaman yan ayağı açtığınız zaman da motor kapanıyor otomatik olarak. Veya açıksa buradan mümkün değil, çalıştıramazsınız. Yani böyle de bir güvenlik anlamında bir sistem uygulamışlar. Bence iyi bir uygulama. Yani acemilik çekenler için bence iyi bir uygulama. Ben çünkü ilk kullandığım zamanlar aynı hatayı yaşıyordum. Açık kalıyordu ve sürtüyordu makine. Bu uygulama bence bu makinede gayet başarılı olmuş. Bunun haricinde bilmiyorum, başka herhalde anlatmadığımız bir şey kaldı mı? Yani makine bu arkadaşlar. Sonuçta bu 50 cc'ler hepsi aynı. Yani sadece şekil değiştiriyorlar. Siz de almak istediğiniz zaman, eğer ilk defa bir 50 cc kullanıcı olacaksanız, size tavsiyem hiç bunu 80'liğe falan çevirmeyin arkadaşlar. Yani hız sizin dostunuz değildir. Ve hele hele acemiyseniz bu çok daha dikkat edilmesi gereken bir konu. İlk önce 50 cc ile
Başlayın ve kendinize güveniniz geldikten sonra bu işe, hız işine girin arkadaşlar. Bu benim size bir tavsiyem olsun. Çünkü hızlı bir giden motoru kontrol etmek çok da kolay değil. Hele hele acemiyseniz, ama işi ustalığa vurduysanız, yavaş yavaş kendinizi geliştirdiyseniz bunda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu da benim size bir küçük tavsiyem olsun. Evet arkadaşlar, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir de süspansiyonları birazcık bana sert gibi geldi, bilmiyorum. Acaba lastik mi çok fazla şişik, ondan mı? Yoksa hakikaten çok mu sert? Yani şimdi lastikleri değiştirince onu anlayacağız. Yani biraz kasislerde, çukurlarda bana biraz sert gibi geldi. Bunda bir eksi olarak size söyleyebilirim. Bunun haricinde arkadaşlar, çok fazla da uzatmayalım. Yani aklıma gelen başka da motorda fazla bir şey yok. Şimdi herkese teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basıp bana fikirlerinizi ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Bay bay.